Milliyetçi Hareket Partisi Ortaköy İlçe Başkanı Sayın Kaan Çakır, Milliyetçi Hareket Partisi Dalaman İlçe Başkanı Sayın Gürhan Hoplar, Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum İlçe Başkanı Sayın Ömer Baran, Milliyetçi Hareket Partisi Ula İlçe Başkanı Sayın Oğuz Atar Fırat, Milliyetçi Hareket Partisi Köyceğiz İlçe Başkanı Sayın Mehmet Zafer Türkmen, Milliyetçi Hareket Partisi Milas İlçe Başkanı Sayın Emin Nazmi Ünlüsoy, Milliyetçi Hareket Partisi Datça İlçe Başkanı Sayın Alparslan Karabacak, DAKO Su Ürünleri Kooperatif Başkanımız, Köyceğiz Belediyesi 1. Sıra Kontenjan Adayı Sayın Arif Yalalı, Milliyetçi Hareket Partisi Menteşe İlçe Başkanı Sayın Cengiz Can, AK Parti Dalaman Belediye Başkanı Adayı Sayın Muhammed Karakuş, Türk Hava Başkanı Sayın Aydın Çelebi, Milliyetçi Hareket Partisi Fethi İlçe Başkanı Sayın Osman Cura, kıymetli muhtarların, AK Parti Dalaman İlçe Başkanı Sayın Şipik Oğuz, AK Parti Köyceğiz İlçe Başkanı Sayın İbrahim Ölemez, Ortaca Şoförler Odası Başkanı Sayın Halil Erpek, Ortaca Eski Belediye Başkanımız Sayın Sabri Alcan, Ortaca Eski Belediye Başkanımız Sayın Salih Özdemir, Danyam Eski Belediye Başkanımız Sayın Suat Tufan, Danyam Minibüs Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Sayın Adnan Aydın, Danyam Yemekli Tekne Kooperatifi Başkanımız Sayın Mahmut Kıyı'dan ve değerli basın mensupları, siz değerli misafirler, Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Büromuzun açılış organizasyonuna hepiniz hoş geldiniz. Ve aramıza Acarların teşkilatından Mevlüt Acar da katılmış, kendisine de hoş geldiniz diyoruz. Programımıza başlamadan önce Uruhan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına hepinizi bir dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Hakan Temzi İlhan Beyefendi'ye açılış konuşması için mikrofonu davet ediyorum.
ilçe başkanları, güzel basınımız, değerli ortacanlar, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok güzel bir tablo, çok güzel bir ortam. Bu işin olacağı benziyor. Artık bu iş biz de diyoruz, seçim bizimdir diyoruz. Şimdi bu kadar kalabalık ortacada bir aradayken il başkanlarının, iki il başkanlarının vekillerinden bir şeyler isteyelim diye düşünüyorum. Belki bana kızacaklardır. Çok güzel bir hastane kazandırdık içerimizde. Allah hepinizden razı olsun. Tomografi cihazımız yok. İnşallah söz olarak alıyoruz. Ağız İstanbul Hastanesi'ni ben sizlere sormadan söz verdim sayın vekillerim. Eski hastanemizin yerine. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi kim geliyor biliyor musunuz? Beka için, milli karar için, cumhur için, istikrar için, Ortaçay'a ait gerek diyor muyuz? Hepimiz alkışlıyor muyuz? Cefayı seçen arkadaşlarım. Ortaca
Ankara'nın geleceğini, bu gönül birliği, bu sevdayı ışıl ışıl gözlerinize gördüğüm değerli dostlarım, bu coşkuyu ve yüreklerinizdeki sıcaklığı hissedince doğru yerde, doğru insanlarla beraber olduğumu bir kez daha görüyorum. Bu kurtlu mücadeleye hepiniz hoş geldiniz. Ortacımız için endişelerimiz ve kaygılarımızın olduğunu biliyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki siz değerli halkımızın sorunlarını büyüten değil, üreten belediyecilik yönetimiyle sorunları çözen ve dertlere derman olmaya çalışan bir düşünceyle geliyoruz. Biz günü kurtarmalı çalışmalarla değil, hem bizim hem gelecek nesillerimizin uzun süre faydalanabileceği projelerle huzurlarınıza çıkıyoruz. Allah nasip ederse 31 Mart'ta seçilirsek 1 Nisan günü İstuzu plajı sizlerin olacak. Birkaç gün içinde öncelikli projelerimizi siz değerli ortacılar hemşehrilerimle paylaşacağım. Şimdi niye paylaşmadınız derseniz, hayali olmamak için uzman arkadaşlarım bu projeler üzerinde çalışmaktadır. Bu konuyla ilgili size bir şey okumak istiyorum. Kral dondurucu bir kış mevsiminde gecenin soğukta nöbet tutan bir muhafıza sordu. Üşümüyor musun muhafız? Ben alışığım kralım dedi. Olsun, sana sıcak tutacak elbise getirmelerini emredeceğim dedi. Ve gitti. Ancak bir süre sonra emri vermeyi unuttu. Ertesi gün duvarın yanında muhafız soğuktan donmuş cesedini gördüler. Ama muhafız bir şeyler karalamıştı duvara. Şunlar yazıyordu. Kralım, soğuğa alışkındım. Fakat senin sıcak elbise vaadi beni öldürdü. Biz vaatlerimizi 5 sene sonra, Allah nasip ederse seçilirse, 5 sene sonra size hesap vermek şartıyla yapacağız arkadaşlar. Bravo başkan. Bizim, ben bu taraftan geliyorum. Bizim en büyük projemiz sevgili mahalle muhtarları ve sizlersiniz. Sizlerle işgale ederek büyük bir samimiyet ile, alçak gönüllülük ve çalışkanlıkla sizin öncelik gördüğünüz sorunlarla işe başlayacağız. Biz Ortaca'ya sadece meclis üyelerine değil, sizlerle yönetmeye kalmış. Sizler her şeyin en iyine kararsınız.
Erhan kardeşim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir ses veriyorum lan. Erhan duydun mu? Eyvallah. Senin gördüğünü göremeyenlere yazıklar olsun. Saygıdeğer arkadaşlar, şimdi heyecanla bekliyoruz. İnşallah seçim ofisimizi açacağız ve durmayacağız. Sadece bir temsili ofis açılışı, ondan sonra çalışmaya devam edeceğiz. Buradaki herkesten, kendisinden başka bir tane daha oy bulmasını istiyorum ben. Ailenin dışından. İnşallah. Zaten ben bugün bu kalabalığı burada gördükçe ve bu katılım, normalde seçim ofisi açılışlarına ya bir milletvekili gidiyor, biz sayın başkanımla beraber gidiyoruz, ilçe başkanları oluyor ama bugün eski yeni milletvekilleri burada, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi tam kadro burada. Onun için Alim kardeşim gerçekten şanslı. Şimdi Anadolu'da araba satarken, araba da biraz eskiyse böyle müşteri bulmakta zorlanıyorsa satıcı, koltuğunun arasına bir yere böyle bir küçük parça ekmek saklarmış. Ondan sonra da satarken yemin edermiş. Vallahi bu arabada ekmek var diye. Şimdi benim yalandan yemin etmeme gerek yok. Vallahi bu başkanda ekmek var arkadaşlar. Bu başkanda ekmek var. Onun için Ortaca'ya alim gerek, Ortaca'ya ekmek gerek, Ortaca'ya hizmet gerek. Bakın bizim derdimizin gerçekten hizmetle alakalı olduğu o kadar aşikar ki, benim ilçe başkanım çıkmış seçim ofisinin açılışında milletvekillerini yakalanmışken tomografi cihazı istiyor. Ya bizim derdimiz sadece hizmet etmek. Yukarıda iki genel başkanın çok güzel bir birlikteliği var. İlde iki tane il başkanının çok güzel birlikteliği var. Gerisi sahada kalmış. Ben zamanında kısıp küsüple İYİ Parti'ye giden, aslında kalbinde milliyetçi hareket ruhu olan bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Size şeytanla ittifak yapan, PKK'nın uzantısıyla ittifak yapanlara bir arada olmak yakışmaz. Yuvanıza dönün kardeşlerim. Ayağını kurmasınlar ve hiç kimse zafere giden kutlu yürüyüşü
geçtikçe Cumhur İttifakımıza engel olamayacaklar. Her tuzağı boşa çıkaracak, her oyunu aklımızla bozacağız. Biz çılgın Türkleriz. Onun için hangi çılgın bize zincir vuracakmış şaşarız. Bilmiyoruz, görüyoruz. Senaryoyu yazan eller yine 100 yıl önceki ellerin torunları, oyuna gelmeyeceğiz. Çünkü gün birbirimize kenetlenme günüdür. Gün hayra anahtar, şerre kilit olma günüdür. Gün istiklala ve istikbalimize bir kez daha var gücümüzle çıkma günüdür. Ve gün dekamıza sahip çıkmak için kükremiz sev gibi bendimizi çiğneyip aşma günüdür. Haydi ortaca, karar senin, söz senin. Sayın Başkanımız Mehmet Korkmaz Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. AK Parti Muğla Milletvekilimiz Sayın Yelda Erol Gökçen Hanımefendi'yi konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın milletvekillerim, MHP ve AK Parti'nin çok kıymetli il başkanları, ilçe başkanları, kıymetli muhtarlarımız ve siz kıymetli ortacılı hemşehrilerim, hepinize hoş geldiniz der. Saygı, sevgi, muhabbet sizleri selamlarım. Bugün ortacığım bir başka güzel, maşallah üzerine güneş doğmuş. Bu alim başkanımın güneşi diyorum. Maşallah ortacığı güneş gibi doğmuş başkanım. 31 Mart seçimleri öncelikle ortacığımıza, Muğla'mıza hayırlı uğurlu olsun. Cumhur İttifakı'nın adayı kıymetli kardeşimiz Arif Bey yaklaşık 5 yıldan beri muhtarlıkta kendini ispat etmiş biri. Muhtar olmak öyle kolay değildir. Muhtarlık demokrasinin mihenk taşıdır. Kendisi o sınavdan geçti. Sıra geldi belediye başkanlığına. İnşallah belediye başkanlığıyla da bunu taşlandıracak. Hazır mıyız ortacığa? Akşamına kadar gece gündüz
Selda Erol Gökçen hanımefendiye konuşması için teşekkür ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekilimiz Sayın Profesör Doktor Hasan Kalyoncu Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Bilge miydi? Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin selamlarını getirdim sizlere. Eyvallah. Sayın Milletvekilleri, kıymetli MHK üyelerimiz, kıymetli il başkanları, kıymetli ilçe başkanları ve parti yöneticileri, Cumhur İttifakı na gönül verenler, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Şimdi biz bekar diyoruz, bazıları belediye seçimlerinde bekar olur mu diyorlar. Şimdi belediyelerin öneminin farkında değiller çünkü zaten vatandaşa hizmet etmek yerine başka işlerle meşguller. Şimdi bir ittifak oluştu, Zillet İttifakı. Kim var bunda? Ana aktörler, CHP ve yanında İP. Fark etmez. Şimdi nasıl olduğu sürecine bir bakalım. Bu gözlerden çok kaçırılan bir şey. İP'in kurucuları Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde kargaşa çıkarıp kongre talepleriyle, demokratik kongre talepleriyle tarlalarda toplanırken CHP'nin genel başkanı, yöneticileri, milletvekilleri bütün hepsi kendilerine destek veriyor. Demokrasi istiyorlarmış. CHP bunu istiyormuş. Fakat kendi partilerinde kongre yapmaya gelince hiçbirisi yanaşmıyor. Şimdi tarladan beri bunlarla irtibat içerisindeler. Parti kurdular, 15 milletvekili yollandı. Neymiş? İşte seçimlerde destek alındı. Peki daha sonra seçimlere gidildi, baktık beraberler. Halbuki en baştan beri bunlar beraberler zaten. Bir aradalar. Yani İYİ Parti veya İYİ CHP'den bir farkı yok. Birbirinin aynı. Sadece CHP'nin milliyetçi oyları masumane kendi tarafına çevirmeye çalışmasıdır bu. Başka hiçbir şey değil. Her alanda uyum içerisindeler. Neden? Bir ortakları daha var. Muhafazakar oyları oradan da kendi taraflarına çekmek için onları da CHP kullanıyor. Başka bir ortakları var. Gizli ortakları. Malum parti HDP. Biliyorsunuz terör örgütü savunucularının yer aldığı bir parti. Şimdi kendisine milliyetçiyim diyen herhangi birinin bu partinin içinde bulunduğu herhangi bir şeye destek vermesi bence mümkün değil. Bir milletvekili olarak değil, bir vatandaş olarak söylüyorum. Bu parti içinde bulunduğu herhangi bir oluşuma hiçbir zaman bir milliyetçi olarak destek vermem, hiçbir zaman da vermeyeceğiz. Şimdi bu parti doğuda ne diyor? Doğuda diyor, kayyumları da tekrar geri alacağız. Belediyelerde bekar sorunu yokmuş ya. Belediyeler üzerinden orada özellik veya Kürdistan istemleri var. Biz bunu görüyoruz. Batı'da da MHP ile AK Parti'nin kazanmamasını sağlayacaklarmış. Amaç bu. Buna kim destek veriyor? HDP ile beraber İYİP. Demek ki Zillet İttifakı zaten beka probleminin kendisi durumundaymış. Biz boşuna söylemiyoruz. Beka problemi var ve karşımızda bu problemi oluşturmaya, Türkiye'ye diz çöktürmeye kalkan bir ekip var.
hiçbir zaman başarılı olamayacaklar Allah'ın izniyle. İnşallah. Biz var olduğumuz sürece bu böyle olacak. Şimdi taleplerin hiçbiri masumane değil. Bu partilere oy veren vatandaşlarımıza da biz bir şey söylemiyoruz. Onları zillet olarak ifade etmiyoruz. Ne Sayın Cumhurbaşkanı ne Sayın Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi de yok. Vatandaşın tercihine bir saygı duyuyoruz. Fakat bu partileri yönetenler zaten zilletin kendisi. Oy veren vatandaşlarımız bizim başımızın tacı. Onlar iradelerini yansıtıyorlar, demokratik şekilde oy kullanıyorlar. Zaten Cumhur İttifakı da Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti tabanına yönelik oluşturulmuş bir ittifak değil. Bu ülkeyi seven, bu ülke için çalışan, Türk milletinin geleceğini düşünen, Türk ve devletinin geleceğine sahip olan her insanın içerisinde yer aldığı bir ittifaktır. Sosyal demokrat olabilir, ulusalcı olarak kendisini ifade edebilir. Bu ülkeyi seven herkesle biz beraberiz ve bu ülkeyi geleceğe beraber taşıyacağız. Şimdi az önce başkanımızla beraber yönetime talip olan arkadaşlarımızı gördünüz. Hepsi pırıl pırıl. Hepsi mücadeleye hazır. Yarın öbür gün seçildikleri takdirde kendilerine yine hizmet konusunda biz geleceğiz, bakacağız, konuşacağız, destek vereceğiz ve eksikleri de kendilerine söyleyeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Bizim tek amacımız var. Cumhur İttifakı'nı kurarken de önce devlet ve millet, sonra partim ve ben diyen genel başkanımızın anlayışıyla biz yola çıktık. Bizim için esas olan önce millet ve devlettir. Devlet olmayınca siyasetin bir manası da kalmıyor. Yapmanıza gerek kalmıyor. Onun için biz bu millet için yola çıktık. Belediyelerde hizmet yerleri, hizmet almıyorsanız, hizmet edilmiyorsa değiştirin. Çünkü belediyelerin varlığı topluma, o bölgede yaşayan insanlarımıza hizmet etmektir. Bunun başka bir amacı da yoktur. Beğenmiyorsanız değiştirin, hizmet edeni getirin. Biz Türk milletinin en iyi ve en güzele layık olduğunu düşünenlerdeniz. Sizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı günler. Efendim Sayın Profesör Doktor Hasan Kalyoncu Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. AK Parti Muğla Milletvekilimiz Sayın Mehmet Yavuz Demir Beyefendi'yi konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben partileri ayrı ayrı saymayacağım. Cumhur İttifakı'nın çok kıymetli il başkanları, Cumhur İttifakı'nın çok kıymetli milletvekilleri, İlçe başkanları, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, en içten duygularımla selamlıyorum. Biraz önce çok kıymetli kardeşim, il başkanım Kadem Mete, size dedi ki bu kalabalığı görünce, her biriniz bir kişi getirin. Bir kişi değil ki, bence her biriniz 10 kişi getirin. Buna gücünüz yetecektir, ben eminim. Zaten 10 kişi getirdiniz mi, bu kardeşimizle koltuğa oturttuk demek. Zaten oturdu. Hürmetli kardeşlerim, Allah'ın izniyle oturdu, evet. Evet evet, ona da çok yakışacak. Bir de torpili var benden yana, Milaslı, o da benim hemşerim. Yani her ne kadar ortacalıydasa, kökenleri de Milas'tan geliyor. Çok kıymetli kardeşlerim. Kulak misafiri oldum, yan taraftan bir kardeşimiz. İlçe başkanımız, evet, ilçe başkanımız tomografi cihazı dedi. Ya kardeşim, tomografi cihazı dediğin ne? Yani bunu olmuş bir zaten. Bu hastaneye tomografi cihazı olmaz mı? Arkadaşlar bak, size şunu söyleyeceğim. Yıllarca bizim atalarımızı, babalarımızı kandırdılar. Ne diye kandırdılar? Bunlar yıllarca zaten bu sloganlarla ayakta duruyorlar. Bir Atatürk diyorlar.
bir cumhuriyet diyorlar, bir de laiklik diyorlar. Bunların başka söyleyebileceği bir şey var mı Allah aşkına? Yapabilecekleri bir şey var mı? Yok. Ama ben de buradan diyorum ki, esas Atatürkçü biziz kardeşim, biziz. Yok. Esas cumhuriyetçi biziz. Yok. Ve laik de biziz. Çünkü Atatürkçü izinden giden yapma olmaz bu. Hizmetlerimizle biz bunu gösteriyoruz. Evet. Allah'ın izniyle de sonsuza kadar göstereceğiz. İnşallah. Ve ben buradan hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok kıymetli, gerçek anlamda büyük devlet adamı Doktor Devlet Bahçeli Bey'e sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İyi ki birleşmişler. Bu ülkenin geleceği için iyi ki bir araya gelmişler. Çünkü ideal bir, ruh bir, talep bir. Bu ülkenin geleceği bu birlikleriye bağlı arkadaşlar. Sakın aldanmayın. Bakın bundan sonra hizmetler bu kardeşimize Ortaca'ya, Muğla'ya nasıl yağacak hep beraber göreceksiniz. Biz bundan böyle artık sadece iki metin değil, Cumhur İttifakı'nın tüm metinleriyle bakanların kapısına aşındıracağız. Bütün bakanlara tek tek gideceğiz. Bütün milletvekili kardeşlerim hep beraber gideceğiz. Ve buraya taleplerinizi bir bir yerine getireceğiz. Sizlere asla mahcup etmeyeceğiz. Bunun sözünü veriyorum sizlere. Kıymetli kardeşlerim, belediyenin zengin olması güzel bir şey değil mi? Güçlü olması. Peki sizi güçlendirelim mi? Allah'ın izniyle. %100 demiyorum. Ama %90 diyorum. Bütün gücümüzle, milletvekili kardeşlerimizle, il başkanlarımızla, teşkilatlarımızla İztuzu'nu belediyeye istiyor musunuz? Eyvallah. Eyvallah. Ben de size söz veriyorum. Şerefimle söz veriyorum. Bütün milletvekili kardeşlerimiz ve il başkanlarımızla özellikle gideceğiz. Bunun için sonuna kadar da ısrarcı olacağız. Evet, söyleyecek daha çok şeyler var. Hava da bugün maşallah çok güzel. Bu kalabalık da son derece heyecanlı. Biz bu işi götürdük arkadaş. Hoplasalar da zıplasalar da götürdük. Bakın ne diyorum biliyor musun? Bu ülkenin milleti, bu kıymetli millet onlara hayal kurma görevini verdi. Bize de onların hayallerini gerçekleştirme görevi verdi. Evet, sonsuzumuz budur. Zafer bizim, zafer bizim. Allah'ın izniyle zafer bizim. Hepinize Allah'a havale ediyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Sayın Mustafa Ertekin Beyefendi'yi konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın İl Başkanlarım, değerli milletvekillerimiz ve Ortaca'mızın çok değerli halkı, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'in selamlarını sizlere iletiyorum. Sayın İl Başkanlarımız ve değerli vekillerimiz o kadar çok güzel şeyler söylediler ki gerçekten onlardan sonra kürsüye gelmek benim için olur. Fakat benim de birkaç ilave etmek istediğim şeyler var. Ülkemizin etrafında ateşten bir çember yanarken, ülkemiz ekonomik kaosla baş başa bırakılmaya çalışırken, dolar euro ekseninde ekonomik avlukaya alınmak istenirken, Afrin'de, Menbiç'te ve Kuzey Irak'ta ve Suriye'de ateş çemberi 900 kilometrelik sınırımızda yanarken, beka sorunu yoktur diyen, zeka sorunu olan arkadaşlar maalesef ülkemizin siyasetine yön vermeye çalışmaktadırlar. Değerli Ortaca halkı, bugün geçim derdi, seçim derdi meselemiz değil. Asıl meselemiz ülkemizin etrafında yanan ve kıskaca alınmak istenen beka sorunudur. Bugün Cumhur İttifakı'nı bir araya getiren birçok gerekçe var. Cumhur İttifakı'nı güçlü kılan, olması gereken birçok sebep var. FETÖ denen hain örgüt 15 Temmuz'da ülkemizin dışında yanan ateş çemberini bir kenara koyarsak içimizde ateşi yakıp ve darbe teşebbüsünde bulunmuştur. Buna karşı genel merkezin ilk ışıklarını yakan Sayın Bahçeli olmuştur. Ve darbelere karşı, hainliklere karşı bu demekçi orada bulunmuştuk. Üç denli sancağın altında vatanseverleri
kendi genel merkezine davet etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, değerli hükümetimizin arkasında kaya gibi durmuştur. Bunları nasıl görmezden gelir? Kendi ortaca halkı, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü evimizi diye Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sizlerin oylarıyla 16 Nisan'da anayasa değişikliğiyle oyladık. 24 Haziran'da da Sayın Cumhurbaşkanımızı halk seçti. Bu seçim, 31 Mart seçimleri 24 Haziran'dan sonraki sandıktaki ilk demokratik seçimdir. Cumhur İttifakı'nın başarısı için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sürebilmesi için sandıktan güçlü bir iradenin yansıması lazımdır. Türkiye sadece dış mihraklarla mücadele etmiyor. İçimizdeki mihraklar da var. Kim bunlar? Bunlar biliyorsunuz bugün kalkıp 31 Mart seçimlerinde dağdakilerle birlik olanlar var. İçerideki FETÖ uzantılarıyla birlikte olanlar var. İçimizdeki nifaklarla birlikte olanlar var. Amaçları ne? Cumhur İttifakı'na karşı durmak, bir illet işbirliği kurarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini etkisiz hale getirmek. Ben sizlere soruyorum, bu kadar güzide bir topluluk var önümüzde. Ben de fırsat bildim bunu soruyorum. Böyle Cumhur İttifakı'na karşı duranlara, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dur diyerek yeniden Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlere isim verecek misiniz? Evet, zaten bunlara isim vermemek için bizler buralardayız. Bugün Türkiye'nin her köşesinde, sayın vekillerimiz, sayın il başkanlarımız biliyor, Türkiye'nin her köşesinde bir karış toprağında verecek ne tavizimiz vardır ne de müsamahamız vardır. Görücülerle iş birliği yapanlara ilk sandıkta da dersini vereceğiz. İnşallah 1 Nisan sabahı bu meydanda alim başkanı makamına otururken de aynı şeylerin doğru olduğunu birlikte teyit edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Biz bir koca bir aileyiz. Bir vatanın bekçileriyiz. Vatan sevdalılarıyız. Vatan aşıklarıyız. Milletin hizmetçileriyiz. Şimdi burada açık seçik konuşmayacağız da kapalı kapılar ardında konuşup mikrofonu alıp efendim o ne der, bu ne der, böyle bir kaygımız yok. Bu sebeple sadece ortaca halkından benim bir ricam var. Sadece yani yerel seçimleri ortaca olarak düşünmeyin. Muğla'mızın biliyorsunuz 13 tane güzide ilçesi var. Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız var. Gerçekten özveriyle kendi çalışmalarına da iştirak ettim. Gerçekten özveriyle, fedakarlıkla, projeleriyle, gücüyle, bilgisiyle, enerjisiyle Mehmet Nilhüdür Bey her yerde, Moğla'nın her yerinde bugün burada olmayışı, hizmet anlayışını daha fazla geriye götürmek, daha fazla ilçelere ulaşmak gayesiyle. Dolayısıyla ben gerçekten bir kardeşiniz olarak, Ortaca'ya gerçekten çok sevgi duyan, saygı duyan bir kardeşiniz olarak Büyükşehir Belediyesi'nde de AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın aday olan Büyükşehir adayınıza da oy vermenizi hasreten rica ediyorum, arz ediyorum sizlerle. Değerli arkadaşlarım, böyle bir güzel günde, böyle bir güneşli günde beni dinlemete zahmetinde bulundunuz. Ama son bir şey daha söylemek istiyorum. Bekarla zekayı karıştıran o zekasızlar, zeka seviyesi düşük olan insanlara bu kürsüden bir kez daha seslenmek istiyorum. Bu ittifak Yenikapı'da kurulmuş milli ruhun devamıdır. Ülkenin bölünmez bütünlüğünü perçinleyen halattır. Bu ittifakı seçimlerden sonra bitecek diye heveslenenler hiç heveslenmesin. Bizim ittifakımız vatan için, millet için, ülkemiz için pazara kadar değil, mezara kadardır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ve sevgili misafirler, protokolda bulunan bütün misafirlerimize de teşekkür ederim.
küçük bir anonsum var. İki anonsumdan sonra açılışımızı gerçekleştireceğiz. 09.03 yani 9 Mart Cumartesi günü saat 1'de Cumhur İttifakı Dalaman Seçim İletişim Bürosu'nun açılışı vardır. Tüm halkımız davetlidir. Evet. Efendim hayırlı olsun Ortaca'ya.